Benim büyük kızım mesela 9 ay hastanede kaldım, yattım 2 seneye yakın. 9 ayı yoğun bakım. Bir gün başımdan ayrılmadı. Yani bir gün ayrılmaz mı insan ya? Sesin. Evet. Ve Allah da ona kız evlat verdi. Bak, tam böyle mükafatlandırdı. Kız evlat çok vefalı tabii ki. Kız evlat verdi ona da şans. Bir babacığım sesi duydum. Kız, senden bahsediyorduk şimdi şeyden. Merhabalar, hoş geldiniz. Evimize hoş geldiniz. Sağ olun. Sezin, ben senin çocukluğundaki babayı bir sorsam, nasıl hatırlarsın ilk anılarla sen? Babam çok sıcak bir kere, en önce çok sevecen, sevgili olur baba. Gayet yani çok iyi bir babadır. Çocukken de çok iyiydi. Hani günlük gibi değil de her zaman işte ne bileyim servisi kaçırdığında beni okula bırakan. Aslında işinden dolayı zaman zaman uzakta da olsa, belki herkesten farklı çalışma şartları da olsa onu çok öyle elimden geldiğince yansıtmamaya çalışıp her zaman yanımda olan bir baba oldu. Mehmet Ali'nin kızı olmak ne demek senin için? Bugünkü bu yetişkin halinde artık anne olmuş bir kadın olarak da belki. Ya tabii çocuklukta birazcık daha zor. Yani insanlarda biraz ön yargı oluyor. Ne bileyim belki okulda tepki görseniz başkası için bir şey düşünmeyecekler ama sizin için düşünebiliyorlar. Biraz daha ağır bir sorumluluk isteyen bir şey. Ama ben hep gençliğimde de okul çağında da hep dikkat etmeye çalıştım. Yani mümkün olduğunca herkesten uzak olmaya çalıştım. Babama bir laf gelmesin diye. O şekilde yetiştirdiler beni. Ama gayet çok güzel bir şey. Bir sürü artısı olan bir şey. Muhteşem bir şey öyle yetenekli birinin kızı olmak. Herkes tarafından sevilen bir kız olmak. Bence artıları her zaman daha fazla. Yani bunu inkar edemem. Annesiyle ilişkimiz zor. Sen sordun. Evet, kime güvenirim ben en çok? Anneme tabii ki. Annem de seni herkesten çok sever. Her zaman. En kıymetlimizdir. Annem onu herkesten çok sever. Hep yanındadır. Ayrıca babamla ilgili bu hastalık zamanında da babam uyandığı zaman boynundan aşağı tutmuyordu. Ve o zaman bile bir kere bile hiç isyan etmedi. Ben de onun ne kadar kuvvetli biri olduğunu hani buradan anlayabilirim. Bir gün bile sormadı. Hiçbir şey söylemedi bize. Boynunu kıpırdatabiliyordu sadece. Ama hiçbir gün bile isyan etmedi. Hep dua etti. O yüzden çok güçlü o. Özür dilerim, kusura bakmayın. Çok güçlü dedi baba. O yüzden onunla gurur duyuyorum. O kadar sesinden duyuyoruz ki gurur duyduğunu bu arada sizin. O da sesini duyarken öyle. Beraber de bir an bile yanından ayrılmadığını söyledi. Artık iyileşmeyi de konuşalım ya. Hastalığı konuşuyoruz. İyileşmiş olması, yan yana oluşunuzun hissini de söyler misin bize? Ya bir kere babama böyle sağlıklı görmek dünyanın en güzel şeyi. O kadar hak etti ki. O kadar mutlu oluyorum ki daha da iyi olsun inşallah. Çok şükrediyorum her gün. Gerçekten çok şükür hepimiz için de aynı şekilde Aynen. yan yana olmak. Son vedayı siz yapın. Veriyorum. Hadi öpüyorum aşkım. Selam söyle. Babacığım öpüyorum canım. Öpüyorum hepimiz. İyi yayınlar. Hadi. Teşekkürler. Çok sağ sevgiler. olun. Onlarla da bağın kopmuyor. Hatta kuvvetleniyor yıllar içerisinde. Çocuklarla da aynı şekilde anladığım Tabii kadarıyla. tabii. Diğer kızın Yasmin'i sorsam. Yasmin biraz daha çılgın tabii ablasına göre. Biraz daha özgürlükten yana. Bir es isteyeceğim yine senden. Yasmin de gelsin isteyeceğim çünkü. Onunla da bağlanalım. Yasmin hoş geldin. Merhaba. Hoş buldum. Baba olarak Mehmet Ali Erbil'i bir sorsam sana. Hayatın birçok dönemi var ama ilk aklına gelenler nasıl hisler, nasıl sıfatlar olur? Hem en yaralı oldum hem de en aynı zamanda da en sevgi dolu olduğum insan herhalde. Sen ne kadar istersen o kadar anlat diye duruyorum ama istersen anlat.
Sevgi dolu ne demek, yaralı ne demek? Yaralı ne demek? Yani babam gerçi hani şöyle bir şımarıklık olmasın. Sonuçta çok çalıştığı için hayatımızı bu şekilde güzel yaşayabiliyoruz. Hani o yüzden ona bir şey diyemem ama çocukken tabii ki insan böyle daha çok babasıyla vakit hani geçirmek istiyor. Bizim hem anne baba boşanınca hem o birazcık bende böyle bir yara oldu. Biraz güven sorunları yaşadım hani. O anlamda yara. Sevgi dolu anlamında da tanıdığım gerçekten ama en merhametli insan babamdır yani. Hani çok güzel affeder gerçekten. O yüzden de öyle. Ne dersin? Ben doğrusunu bilir o yavrum. Bugün gelecekti kostümleri seçmeye, bak annen geldi. İşte görüşmeye gittin. Biliyorum. Şey, benim görüşmem sabahtı ya. Evet. Tamam tatlım. Biz de boş durmadık yani. Hadi görüşürüz evde. Yasmin teşekkür tamam. ederiz. Hadi bay bay yavrum. Ben teşekkür ederim. Bay bay babiş. Görüşürüz. İnşallah o da bizim yolumuzdan gider ki dedesinin yolundan. Ben çok istiyorum oyuncu olmasını. Sanki enerjisi de orada ama. Var. Evet, yoksa evet. Bu kadar ısrar etmem.